Merhaba, şu an yoğurt yapma videosu çekeceğim. Burada 5 litre kaynamış sütümüz var. Şimdi bunu soğumaya alacağım. Şöyle tencereyi göstereyim. Biraz ılıklaştıktan sonra mayalama videomuza devam edeceğiz. Şu an soğumaya bırakıyoruz. Şimdi sütümüz biraz soğudu. Yoğurt yapacağım. Porselen bir kabım var benim bu şekilde. Bunu da yaptığım zaman yoğurdum ekşimiyor. Bir hafta boyunca tazeliğini koruyor. O yüzden bu yemek takımımı, 12 kişilik yemek takımımı, porselen böyle bir tenceresi var. Genelde evde pek fazla kullanılmaz. Ailelere bunu tavsiye edebilirim. Şöyle bir de kapağı var bunun. Bunu da böyle kapattığımız zaman çok güzel yoğurdumuz mayalanıyor. Şimdi yoğurdumuzu getiriyorum. Daha önceden ayırdığım yoğurttan 2 kaşık ama ekşi olmayan bir yoğurttan 2 kaşık bu şekilde katıyorum tenceremi ve onu güzelce karıştırıp kapağını da kapattıktan sonra 4-5 saat bekletiyoruz. Evet, bu şekilde kapağını kapattım. Bu bizim sofra diyorum ben buna. Sofrayla üzerine iyice örtmemiz gerekiyor. Yoksa yoğurdumuz tutmaz. Evet, başka bir sofrada tekrar üzerine örttüm. Bu şekilde bekleteceğim. Şu an akşam vaktinde yapıyorum ben bu yoğurdu. Genelde sabahleyin kalktığımda, uyandığımda, açtığımda yoğurdum mayalanmış oluyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ama sabahleyin aldıysanız sütü öğlene doğru veya 1-2 gibi olmuş olur. Mayalanmış olur. İlk gün yoğurdunuzu yememenizi tavsiye ediyorum. Bir gün kapağı açık bir şekilde buzdolabında bekledikten sonra ertesi günü yiyebilirsiniz. İşte bu şekilde kaynamış, soğumuş ve içine 2 kaşık ekşi olmayan bir mayadan karıştırarak kapağını kapattım. Üzerine de soframızı örttük ve yarın sonucu göstereceğim.